Bu da zamanı. O da iki. Evet. O hem skuterlarda falan da kullanılıyor anladığım evet, evet, kadarıyla. Yani öyle olunca çalmaksız olmuyor. Hayal güzel ya. Evet. Sen o krediyi takmadığın müddetçe oradan bisiklet çekip alamıyorsun. Tabii. Buradan okuttuğun zaman oradan da büyük ihtimalle belli oluyor senin aldığın. Bak karşıda da güzel işaretleri var. Karşıdaki aydınlığı görüyor musun? Karşıdaki binaların altında. Burada bisiklet sürene köpek falan da saldırmıyor ama. Ya yine de köpek gördüğünde yavaşlamanda fayda var. Vahşi saldırgan. Bak şurayı bisiklete ayırmışlar. Evet. Her yerde bisiklet, her yerde bisiklet yolu var. Karşıda var, burada var. Bizim evin önünde bir de var. Bisiklet yolu çok burada hem de. Evet. Köpekler göre göre alışmış demek ki. Bisikletle o yüzden fazla. Bir bisiklet daha alalım ve birlikte ailece dolaşalım. Bir tane mi almak icap eder? İki tane mi almak icap eder? Ama ben 12 yaşına falan olmuyor. Seni bekleriz artık tatlım. Tam şükürler. Neymiş? Tam şükürler. Ama o bisiklet çok. Oğlum güzelliğine bak ya. Değil mi? Hem aydınlatması güzel. Gitarını da kız odasına koydum. Ondan sonra. Ne? Gitarını? Gitarını. Eğer hevesini de çalmak isterse ilerleyen zamanlarda. Adana tatlıcısı. İyi de kalabalık ha. Haklı olarak eğer baklavaysa baklava Adana evli değil ki. Ankara'da şu anlayacağım. Dediğim gibi taş kadayıftır. Market alışverişimizi yakın yerden yaparız değil mi? Tabii. Emre. Anne kalk. Eve yakın yerden yapacağız alışverişimizi. Evet. Diğer türlü yine ben taşınmak zorunda kalacağım. Şimdi çocuk gibi değil mi? Bana kızıyor. Buradan arada
şehir yeni kurulduğu için her şey güzel. Hmm. Ve her şey düzenli. Geniş geniş bile. Evet, yollar geniş. Park alanları harika. Çok güzel. Evler de, bahçeler de güzel. Bak. Evler sanki daha geniş gibi sanki. Görüyor musun? Büyük ihtimalle bizim lojmanlar eski olduğu için bizim lojmanlar yeni yapılan evlere göre daha dar olabilir. Ya burası Özal gibi işte. Anlaşılan. Adana'da Özal neyse şehir merkezine uzak ama yeni şehirleşme var. Bursa'da da Nilüfer aynı anlaşılan. Şu aydınlık çok hoş ya. He? Dükkanların aydınlığı, iş yerlerinin. Karşıya gitmiştik. Aşağıya gidelim mi? Sağ tarafa doğru. İstediğiniz bir yer olursa şöyle orada oturalım, çay içelim. Karşıda çorbacı var bak. Tamam mı artık? Tamam. Emre, senin okuluna onaylamayı yaptığımız okula bir yoldan gittik değil mi? Evet, buradan gittik. Dönüşte mi bu yoldan geldik? Dönüşte de bu yoldan geldik. Okula mı, yola mı? Yola. Ha, Türkler var burada da bak. Türk bayrağı var. Kızım. Sen çok kontrolsüz gidiyorsun bak. Tek başına gitmesen sanki daha iyi olacak. Ülkü Pastanesi. Burger yiyoruz. Evet. Midye çöpünü attı önüne. Köpeğin önüne. Bak karşıdaki kırtasiyeyi gördün mü? Evet. Efsane. Evet. Kırtasiye yok, kırtasiye yok derken Ortaköy bir de salon. Baba. Anne. Ha? Belki biraz sonra. Ama sen de her şey belki. Ne bileyim.
Şimdi içmek isterseniz söyleyebilirim. Ben az içerim. O acıktım deyip duruyor. Benim de yok. Hiç yok. Ama mutlaka işkembe var. Var tabii var. Ve öyle küçük bir yer de değil. Bayağı gösterişli yani. Kemikçi. Arkadaşımla kahve içtiğiniz yer. Aha bir çorbacı daha. Yok burası değil de. Burası değil de aynı. Vallahi olur. On numara olur. Bursa'ya biz kahve etmezsin Bursa. Allah Allah. Bursa'da Erzincan yaprak döner diyor. Midye var ufak burada. Bu da midyeci. Bursa Motosiklet Eğitim Merkezi'ymiş. Buna sık sık şey vermemişler ya. Yerleşim. Ha, ben o da şaşırttı beni. Yükseldirip durduruyorlar herhalde. Keçi sütlü dondurma. Yoğunluğa bak ya. Bu kadar güzel bir şey. Gerçekten çok güzel. Boş köpekler var, bilmem ne var.
Moto Hawk. İnsan etrafa bakmaktan sıkılmıyor yani. He? Şu pandemi falan olmasaydı insanlar daha fazla sokakta olurdu herhalde. Üniversite çok uzak olmasaydı bence atıyorum belki Bursa bir bu kadar daha gelişirdi. Çünkü üniversitenin nüfusu 68 bin civarında görünüyor. İsterseniz yolun karşısına geçelim, yolun karşısından gidelim. Geldin mi? Elini tutsana onu sıkıca. Bir durun, bir durun. Şimdi. Hızlıca. Hayır 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 bak sakın. Çabukça. Şurası ne? Meyhaneymiş. Bir canı yanacak ama. Odaya bak abi. Bak baba. Ana gittim. Yine çorbacı. Ha, burası daha yeni açılıyor. Meşhur kahvaltıcı Kadri. Açılıyor mu? Tadilat falan mı? Bence açılıyor baksana. Tadilat değil mi? Daha yeni sanki. Şu mekan da ilginç bak. Lambalara bak. Kadın. Tabletini de almış ya. Baba, ay, abi. Yoğunluğa bak. Çay içerip dersen oturup burada çay içebiliriz. Evimizde mi içelim? Elini bırakma. Yeşil yanıyor.
Ben de yükseliyorum. Geliyorum. Bak burası kalabalık. Lütfen azıcık artık sakin. Matematikler. Şöyle girebilir miyiz? Ben sokacağım sana şu an. Hayır, güzel var. Çok tatlı. Oğlum, dur. Lütfen bir kalalım. Ya, sana baktım da kedi kaldı. Yok. Benim sana araba karşıda. Hı. 60 şekilde kaldı. Aynen öyle. Şimdi ne kadar fazla mı gidiyoruz? 50 mi? Cengiz Bey, çiğ köftecim olur, çiğ köfteci İbo olur, hama olur, maha olur. He? Abi, şöyle şöyle. Gel sen onu Emre, çiğ köfteci. Yok. Mantı var, 4 lira diyor. Yani mekanlar lüks ama fiyatlar öyle astronomik değil ha. Ya olan da var mıdır bilmiyorum da bak bir sıkıntı olacak. Uyarmaktan sıkıldım ben. Ya abi olmuş. Birinin kulağını çekeceğim sonunda da. Emre şu geride dur sen. Tamam. Bu da geriye geliyor yani. Bu tarafa geç. Sen ileriden geç. Sen elini tutar mısın? İrfan Bey Kuşadası'nda otellerin %80'inin kapalı olduğunu söylüyor. %80? Evet öyle, öyle diyor. Ekonomi diyor çok berbat diyor. Hello. Valla acır mıyım, acımam. Ben de vatandaşı kazıklayanlara hiç acımıyorum tabii canım. Ama işte